Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gece gece bu ne bakım videosu ben de bilmiyorum. Sahuru beklerken zaman geçsin diye bugün gene bir maske yapacağım yüzüme. Geçen sefer sizinle beraber pandalısını yapmıştım SMP'nin. Bu sefer de tavşanlısını yapacağım. Böyle bir tavşanlı da tişört giydim, çok tatlış. Markası CMP, Kore markası yanılmıyorsam, aynen Made in Kore. Yüzümde bir 15 dakika falan bekleteceğim ve dudakla göz çevresine kesinlikle temas ettirmeyeceğim maskeyi yaparken. Yalnız geçen seferden de dediğim gibi havlunuzu hazırlayın çünkü çok akışkan, böyle sürekli aktığı için yani havlu muhakkak kullanın diye, kullanmanızı tavsiye ediyorum. O zaman başlayalım. Ha, bu arada geçen nerede bime yeşim taşı gelmişti arkadaşlar. Hemen kaçırmadım tabii ki de aldım. Böyle böyle bununla da beraber yedireceğim böyle güzelce maskeyi. Güzel bir ürün, kesinlikle tavsiye ederim. Bu gözaltı morluklarımın da geçmesini temenni ederek aldım. Umarım verim alabilirim üründen. Şimdi maskeyi hazırlayalım. Hop, suyu sıçradı bile. Hemen yedirelim sularını. Bakalım bu sefer tavşana benzeyecek miyiz? Aa, havuçlu havuçlu, çok tatlı. Nasıl akıyor, bak bak. Maskeyi de yırtmayalım. Nereden açacağım bunu? Buradan. Bütün maske elimde kaldı şu an ya. Gerçekten. Saçımı at kuyruğu mu yapsaydım? Neyse artık, geçti. Havuçta havuçta. Havucu da çok severim. Buz gibi. Evet, şu an oturdu galiba. Çok soğuk. Evet. Şu an şöyle de yapayım. Şu biraz kayıyor ama konuştukça da kayacak gibi, ama sıkıntı yok herhalde ya, karşıma bir şey olmadığından da. Şöyle maskeyi yapıştırdım güzelce. Bir 15 dakika kalacak yine yüzümde. Maskeleri Watsons'tan 10 liraya falan almıştım. Şu anki fiyatları ne kadar bilmiyorum. Ama Trendyol'da galiba, yanılmıyorsam. Üçlü paket halinde de satılıyor. Bunun da bir özelliği şuydu, bu yeşim taşının. Arkasında yazıyordu. Kullandığınız maskelerin, ürünlerin daha iyi emilmesine yardımcı oluyormuş. Şu an bu özelliğini kullanacağım, bakalım ne olacak. Bu arada tavşanlı maske yaparken ve tavşanlı tişört giyerken aklıma geldi. Yaklaşık bir ay önce Tavşan Rapi adında bir animasyon filmi çekildi arkadaşlar. Deney, hayvanlar üzerinde deney yapan markalar, yapmayan markalar adında. Ve birçok markanın deney yaptığını öğrendik. Bu gayet üzücü bir durum gerçekten de. Ama insanlar yine kullanıma devam edecekler bu markaları maalesef. Yani nereye kadar kullanmayacağız? Yani buna bizim değil de yetkililerin bence dur demesi gerekiyor kesinlikle. Şöyle biraz kalsın suratımda. Yani yetkililer dur demediği sürece biz bence bu ürünleri almaya devam edeceğiz. Çünkü bakılınca markalar çok iyi gerçekten. Ben de mesela birkaç ürünlerini kullanıyorum, o markaya ait ürünlerin. Çok da verim alıyorum yani. Çok da düzenli olarak kullandığım için bayağı bir verim alıyorum. Şimdi nasıl almayacağız o markaları bilmiyorum. Gerçi şu an Colgate'i galiba kullanmayı bıraktım. Ama diş fırçam hala Oral-B. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Şampuanım hala Elidor. Elidor'dan vazgeçmedim. Çünkü yaklaşık 4 senedir aynı markayı kullanıyorum. Şimdi bir anda farklı bir markaya geçsem ne olacak? Yani saçımda ne bir etki verecek bilmiyorum. Şimdi bakıyorum Head & Shoulders da kullanıyormuş. Şimdi Pantene geçsem belki Pantene kullanıyordur. Bilemeyiz ki bunları. O yüzden yani bilmiyorum ne olacak bu ülkenin hali. Hayvanlara eziyet ediyoruz, kadınları öldürüyoruz. Bilmiyorum ya, gerçekten bu dünyada yaşamak çok zor. Şu an böyle bir iç karartıcı cümleler kurdum.
Hemen şöyle sizlere defterimde de not almıştım bu arada. Hayvanlar üzerine deney yapan markaları. Onlardan bahsedeyim biraz. Şöyle de önümü açayım. Mesela Nivea'nın kremlerini kullanmıyorum. Şimdi yalan söylemem, kullanmıyorum. Ama Neutrogena'nın kremlerini çok kullanıyorum. Şimdi ben o kremler yerine hangi kremi kullanacağım bilmiyorum. Onun dışında Colgate'in mesela diş macununu kullanıyordum. Oral-B'nin diş fırçasını kullanıyorum. Gerçi Colgate'i bıraktım ama Oral-B'nin diş fırçasını hala kullanıyorum. Ve onun yerine ne kullanacağım? Signal kullansam acaba Signal kullanıyor mu? Direkt bunları internetten sürekli araştırma halinde mi kalacağız bilmiyorum. Ya bu ülke nereye gidiyor onu da bilmiyorum gerçi de. Ya burada bir sürü marka var. İşte Vaseline, Coleston, Kotex, Bepantol. Bepantol'ün mesela, bu arada gözüm bayağı kayıyor. Bepantol'ün mesela dudak kremine bayılıyorum ve bütün arkadaşlarıma da öneriyordum. Gerçekten dudaklarımı böyle kopardığım için ben genelde Bepantol'ün dudak kremi çok iyi geliyordu. Şimdi ben onu almayacak mıyım? Ya nereye kadar almayacağım onu da bilmiyorum. Ya çok sevindiğim bir marka var. Golden Rose. O hayvanlar üzerine deney yapmıyormuş. Ona gerçekten çok sevindim. Çünkü onun da ürünlerini çok kullanıyorum. İyi ya dedim, en azından bir tane üründen yırtmışım. Onun dışında H&M, Berkshire, bir marka daha vardı. Pull&Bear'dı galiba, aynen. O markalar da deney yapmıyormuş. Buna da çok sevindim. Çünkü o markalardan da kıyafet satın alıyorum. Yani artık bundan sonra bunları ayırarak mı alışveriş yapacağız? Ne olacak bilmiyorum. Yetkililer bence buna bir dur demeli. Biz kullanıcılar değil de işte yetkililer. Bu arada çok konuştum galiba. Belki de ilk defa bu kadar çok konuştum. Bu arada tavşana da çok benzemedim. Ağız kısmım yani sadece tavşan. Bir de havuçlarım var. Başka hiçbir şey yok. Sıkıldın mı Merve? Yok, bakmaya geldim. Tavşan dışında bence şu an her şeye benzedim. Gerçi kulaklar biraz anımsatıyor bence. Yaklaşık bir 15-16 dakika kadar geçti. Artık maskeyi çıkartabilirim. Bence girdim bayağı bir nemlendi. Buradan mı çıkartıyorduk maskeyi? Of, çok iyi ya. Bayağı etki bıraktı. Bu arada yüzüm gerçekten bayağı temizmiş. Bayağı güzel yıkamışım. Makyajımı dedim mi çıkardım da. Bayağı güzel çıkardı. Saçlarımı da sokmasaydım maskeye iyiydi. Neyse. Bu paketin içinde biraz losyon kaldı. O losyonu hemen alıp yedirmek istiyorum yüzüme. Zaten cildimi bundan sonra yıkamayacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle beni yarın akşama kadar cildimi parlatacak. Çok iyi ya gerçekten. Bu tür maskeler yani verilen parayı hak ediyor kesinlikle. Dediğim gibi havlu sermeyi unutmayın. Ve göz çevrenizde, dudak çevrenize de dikkat ederek sürün maskeyi. Bu arada içinden hala su çıkıyor. Neyse daha fazla sürmeyeceğim. Tamam, şu havluyla da elimi kurulayım. Ve bununla da biraz masaj yapacağım. Yedireyim. Bu taş da o kadar soğuk ki. Neyse cildim bayağı bir parladı ya. Siz farkında mısınız bilmiyorum ama çok iyi. İşte dediğim gibi maskeleri kullandıktan sonra cildinizi yıkamayın uzun. Yani biraz yıkamayın. Ben yıkamayacağım. Zaten arkasında da yıkayın tarzında bir talimatta bulunmuyor. Süper bir maske. Kesinlikle her hayvan modelini alın ve deneyin. Çok memnun kalacaksınız siz de. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.